Biz bugün backstage ekibi olarak Harbiye Açıkhava'dayız. Hayko Cepkin ve Senfoni Orkestrası ile beraber muhteşem bir konser izleyeceksiniz. Birazcık çocukluğunuza hemen gireceğim. Hemen evet. Tek bir soru, ondan sonra bu akşamdan bahsedeceğim. En önemlisi o. Babam tabii ki demirci, aslında metal işleri. Onun için metalcilik babadan oğula geçen bir meslek diyoruz. Bunlar hırslarım, çalışkanlığım, disiplinim. Bunlar da boş yere olacak işler değil gerçekten. Ciddi çalışma, ciddi bir stratejik zeka. Hızlı şarkıların bile hayatımın en yavaş şarkılarıydı. Hatta yana geldim dedim ki bir ayarda bir arıza mı var, BPM'ler yavaşladı mı dedim. Son maçlarımız şey dedi, abi şu an acayip yükseksin muhtemelen. Lütfen git şarkılarını söyle dedi. Hi guys! Yes! Merhaba. Ben başlayıp çok memnunum. Şuradan bakıyormuş değil mi? Buradan izliyormuş abi. Merhaba Hayko. Abi iyi konuşuyoruz. Evet. Çok güzel. Hayko böyle bir melekler parçası için semaya meşketmeyi bilen, sahnede bunu güzelce yapabilecek birini ararken beni aslında nokta atışı ona öneriyor. Ve aradılar ve biz başladık birlikte. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Herkesten duyduğumuz, diğer ekiplerden duyduğumuz, tabii ki de abi siz başkasınız, sizde nasıl oluyor falan diye. Bununla alakalı haftaya konuşacağız. Merhaba, yanımızda Hayko Cepkin var. Bu akşam inanılmaz güzel bir konser olacak. Bugün de yarın akşam olmak üzere. Hoş geldiniz ilk önce. Şimdi birazcık çocukluğunuza hemen gireceğim. Hemen evet. Tek bir soru, ondan sonra bu akşamdan bahsedeceğim. En önemlisi o. Demirci olan bir baba mesleği, demircilikten gelen ve akordiyonç olan bir dede ve siz haylaz bir çocuk muydunuz? Yani şimdiki sahneye bakacak olursanız aslında tahmin etmesi çok zor değil. Tabii ki haylaz bir çocuktum. Yok çok efendi bir çocuktum. Yani yaramazdım bilmem neydim ama tabii kendime göre hayal dünyam çok genişti. O hayal dünyası her ebeveyn için sanırım çocukları büyürken zor bir şey. Hani bu çocuk gerçekten hayal kuruyor, bir hedefi var, yürüyor mu yoksa sadece hayal dünyasında yaşayan biri mi diye. Bunu tabii ergenlik dönemi ve hani büyüyüp gerçekten hayallerinizin yolunda istikrarlı bir şekilde gidip kendinizi aileye ispat ettikten sonra ancak işte 20'li yaşları geçerken aileye kabul ettirebiliyorsunuz. Babam tabii ki demirci, aslında metal işleri. Onun için metalcilik babadan oğula geçen bir meslek diyoruz. Biz böyle bir klişemiz var. Dede oradan mı geliyor peki? Dededen mi geliyor?
Yani evde müzikle büyüdüm tabii ki. Evde devamlı akordeon çalan bir dede. O dönemin güzel müzikleri. Ve tabii ki o dönemin insanları pek çok dil bilebiliyor. Mesela dedem az çok Fransızca bilirdi, Rumca bilirdi, Ermenice bilirdi, Türkçe. Yani dört dil konuşabilen bir dede. O zamanın kültürlü büyüklerinden İstanbul beyefendisiydi. Babam eski müzisyen zaten. Halamız udisti. Yani evde müzik vardı. Ailede var. Vardı. Oradan ama kimse tabii tam manasıyla profesyonel olarak yapmamış. Herkes amatör olarak müzikle ilgilenmiş ama ekstra bir işi olarak çalışarak. Zaten onların da tembihi şeydi. Hani yap ama bir işin olsun. İşin tam olarak bu olmasın. Matematiğinden yola çıkarak aslında kızıyorlardı belki ama ben tamamen bunu seçtim. Tamamen ispatlamış durumda mısın? Tabii canım, artık daha ne yapayım. Yolun sonuna bile geldim yani. Şimdi en önemlisi konserler. Konserler bambaşka bir boyut aldı. Senfoni orkestrasıyla da beraber çok büyük tabii projeler var. Bu nereden nereye geldi? Küçüklükten beri kafanızda kurguladığınız hayaller ama onlara ulaşmak zaman alan şeyler. Kimisinin bir parçasına ulaşmak 12 yılını, kimisinin bir parçasına ulaşmak 20 yılını. Şu anda 97 yılından beri sahnede olan biri olarak hani 26 küsür yılı devirmiş oluyoruz ve aklımızdaki şeyleri en azından istikrarlı bir şekilde, demek ki çok isteyerek, çok severek, düşünerek yapmışım ki hepsine ufak ufak imkanlarım doğrultusunda ulaşmaya çalışıyorum. Senfoni nereden aklınıza geldi? Senfoni tabii ki herkesin yapmak istediği. Çünkü müziğimin içerisinde yaylı partisyonlarının, senfonik partisyonların bütün her şeyini yazmıştım. Gerekse sint seslerle kullanıyordum, gerekse yaylı seslerini kullanarak yapıyordum ama hep hayalim günün birinde gerçekten orijinal enstrümanlarla, ahşap enstrümanlarla, bakır enstrümanlarla bunu canlı olarak yazıp hayata geçirebilmek. Türkiye'de de birer performanslık böyle senfoni aktiviteleri oldu. Ama bendeki takıntı şeydi, bu kadar çalışıp bu kadar bunun yazımını yaptıktan sonra bir performansa bırakmayıp istikrarlı bir şekilde devam edebilecek bir senfonik yapıyı nasıl oluşturabilirim? Hep hayalim buydu. Onun için o dönem arada bir tane yapabilirdim ama bir de kalırdı. Ben devamlılığını istedim. Şu an nereden baksanız 40'ı aşkın senfoni konseri yapmış durumdayım ki önümüzdeki yıl çok daha yoğun bir şekilde senfoniye yüklenerek gideceğiz. Şöyle bir şey mi var? İzleyiciyle olan bu frekansınızı ben inanılmaz buluyorum. Sanki böyle seçiyorsunuz izleyicileri oradan buradan ve ona göre de konserin akışı da değişiyor. Mesela senfoniyi özellikle tercih etme sebebiniz de hani bu mu? Yani insanlar mesela daha mı burada kendilerine ait hissettiler o orkestra? Aslında hepsinin bir stratejik yanı var. Bizim bar konserlerinde yapmış olduğumuz performansla tabii ki senfoni konserinde yapmış olduğumuz performans arasında bir fark var. Bar konserleri gerçekten fanlarımızın hani gerçekten kafa dağıtmak için, kudurmak için buluştuğumuz bir alan. Hem zaten hani mesafe olarak da çok yakınsınız. Onun samimiyeti bambaşka bir şey. Onun kudurukluğu bambaşka bir şey. Şimdi senfonide de evet kuduruk şeyler yapıyoruz ama oturarak duruyorlar. Bu bir müddet sonra oturulamaz hale geliyor. Ve finalde zaten burası komple çalkalanacak. Bu çektiğiniz için olabilir mi acaba? Birazcık o sizin enerjinizden yükselenmiş. Yönlendiriyoruz. Mümkün mertebe yönlendiriyoruz. Seyirci seyrederim zaten durumunu. Anlamak isterim ne durumdalar, nasıl bakıyorlar, nasıl seyrediyorlar. Ona göre hal tavır içerisinde tabii ki bulunuyorum. Ama tabii ki senfoni olarak yaptığınız zaman bara gelip o yüksek volümün içerisine girmek istemeyen bir kesimi de aslında senfoni konserinde ve böyle ihtişamlı bir noktada seyretmek isteyen bir seyirciyi de çekebilme şansınız oluyor. Bu da aslında bir türlü ulaşamadığınız seyirci potansiyeli için bir artı. Bara gelemem, orası çok karışık, gençler var, çok kuduruyorlar. Ben arkada keşede bir yerde dursam falan filan diye düşünen biri o zaman burayı tercih ediyor. Festival ortamları bambaşkadır. Festival ortamında daha Z kuşağı, mesela şu anda yeni kuşak o olduğu için Z kuşağına hitap edebilme, onlara iyice dozu arttırıp istediğiniz gibi ulaşabilme şansı elde ediyorsunuz. Müzikalimizde daha yaş kitlesi yüksek, sanat, kültür, sanat. Evet, şimdi hepsine ulaşmak için çeşitli stratejiler kurguluyorsunuz ve bunlar strateji olarak kurgulayabilirsiniz ama önemli olan hakkını vererek finale, evet finale gelmek. Böyle müzikalden birazcık bahsedebilir miyiz? Buyurun. Yani sormak istiyorum özellikle, o da çünkü bambaşka bir başarıya gidiyor. O muhteşem bir şey. Tabii çocukluğumun ilk tiyatro eğitimiyle başlayıp bir operacı, opera sanatçısı olmak için yola çıktığım, işte tiyatro sanatçısı olmak için yola çıktığım yolculuğumda bir okullu olarak, mezun olarak hayatımı devam ettiremedim. Ondan sonra kendi yoluma saptım. Ama o yolda sahnemi hep bir tiyatral vasıta olarak kullandım. İnsanlara sadece şarkı söyleyen biri değil de bana hep şey derler, anlatıcı. Yani şarkıları anlatıyorsun. Mimiklerinle, beden dilinle, tonlamalarınla, kelimelerle oynamalarınla vesaire. Bir anlatıcı olarak görüyorlar. Aslında bunu sahneme taşıdım. Şimdi o taşıdığım sahne beni okullu yapamadığı ama sahnem beni tekrar bu akademik kariyere göz kırptırdı ve böyle bir şans elde ettim. Ama bu yine sizin bence başarınız. Yani hayal ettiğiniz sahnemin başarısı.
yapıyorsunuz demek yani akademik anlamda hani bu istemediğim hiçbir şeye şu anda ulaşamamış değilim yani istediğim her şeye ulaştım hayalini kurduğum her şeyi yaptım bunu yapsak olur mu dediğim her şeye ulaştım yapılamaz denileni yaptım beğenilmez denileni beğendirdim dinlenmez denileni dinlettirdim çok patırtılı olur Türkiye müzik piyasasında yeri olmaz denilen şeyi geniş bir kitleye ulaştırabildim bunlar hırslarım çalışkanlığım disiplinim bunlar da boş yere olacak işler değil gerçekten ciddi çalışma ciddi bir stratejik zeka. Ve iyi bir ekipten geçiyorsanız. Kesinlikle. Hi guys! Yes! Merhaba. Merhabalar. Bir dakika dur abi. En eski olan başlasın. Poracığım buyurun. Ben başlayıp çok memnunum. 16 yıllık bir geçmişimiz var ortalama. Yola çıktığımız andan itibaren benim nasıl biri olduğumu anladıkları andan itibaren kendi içlerinde de var olan bir şey. Disiplinli, planlı, programlı, her konuya ince eleyip sık dokuyan, asla işte bunu da böyle halledelim demeyen, sezonluk planımız neyse onu o sezonun başında oturup masa başında önce kağıt üzerinde çalışıp ondan sonra aktif olarak sahnede pratiğe çeviren. Bunları da bazılarını çok büyük bir şey yapmaya kalkıyorsak bir iki deneme ondan sonrası tamamen artık hayata geçirecek şekilde planlı çalışarak 16 yıldır süre gelen bir familya hayatımız var. Başka türlü de olmaz zaten. Çok ait hissediyorlar ama çok aidiyetleri çok yüksek. Zaman takıntılıyım zaten. Disiplin konusunda oldukça hassas bir noktadayız Hayko ile beraber ekip olarak. Dakikliğimiz çok bilinir. Hem sohbet ortamlarımız çok eğlencelidir ama hani iş durumuna geçtiğimizde disiplinden hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Siz de zaten burada işin işleyişini gördünüz. Her şey zamanında bitmeli. Bu sadece kendi ekibimizi de bağlamıyor tabii bir yerden sonra. Sektörde çalıştığımız sonuç itibariyle buranın da bir çalışanı var. Ve tabii ki 26 yıldır sahnede olduğum için artık burada çalışan yani sektörün çeşitli yerlerinde, çeşitli şehirlerde çalışanlar bile bu huyumuzu bildiği için hazır olurlar. Yani gelsinler yaparız demezler. Çünkü bilirler ki... Zaten başarı işte böyle geliyor. Evet. İşte sahneye yamaç paraşütüyle indiğiniz anı anlatabilir misiniz? Çünkü ben defalarca izledim. İnanılmaz bir şey. Yani oradan yukarıdan nokta atışı yapıyor olmak nasıl bir hissiyat? Büyük delilik. Kimseye tavsiye etmiyorum. Bu da hayalimdi. Bunu da yaparız demiştim. Daha iyisini de planlamıştım ama ona gücüm yetmedi. Ama daha iyisi neydi? Daha iyisi aslında helikopterle sahnenin hemen ardından havalanıp seyircinin o gürültüyü duyup ondan sonra zaten helikopter sabit duran araç olduğu için seyircinin çok daha rahat görebileceği çünkü uçakta bir plan çizmemiz gerekiyor. Bunu da zaten çok profesyonel pilotlarımız Hakan Bakır hocamız olmasaydı zaten yapamazdık. Yani tam saniyesinde 19.03'te beni alanda atlamam gereken noktaya taşıdı. Bakın onlar da dakika. Oradaki dakika hesaplarımız da öyle. 72 saniyede yere inmem öyle gerekiyordu. Öyle gerçekten. Gerçi siz yapmışsınız ama yani havadan buraya inip de o saniye farkıyla, dakika farkıyla burada oluyor. 50 tane prova yaptım. 50 atlayış yaptım bunun için. 50 farklı iniş stili denedim. 50 farklı uçuş stili denedim. Ya daha uzun skydive yaparak düşerek geç açmam gerekiyordu. Ya da erken açıp paraşütle şov yapıp inmem gerekiyordu. Ya da hiçbir şey yapmayıp havanın muhalefetine göre dümdüz gelebilirdim. Tüm bunların hesaplarını doğru şekilde yaptık ve ortalama en doğru matematiği 72 saniye içerisinde yere inmek olduğunu. Yere indiğim anda merdivene inmem, merdivenden yukarı çıkıp sahneye çıktığımda, kollarımı açtığımda intronun o bölümünün gelmesi gerekiyordu. Hiçbir heyecan değil mi? Nasıl bir adrenalin? Çok yüksek adrenalin. Hayatımın en yavaş şarkılarını söylediğim konserdi. Benim bini yakın ya da aşkın atlayışım var. Bununla ilgili tabii ki profesyonel lisanslı bir sporcuyum ama hiç konser yapmamıştım tabii indikten sonra. Şarkılar, hızlı şarkıların bile hayatımın en yavaş şarkılarıydı. Hatta yana geldim dedim ki bir ayarda bir arıza mı var, BPM'ler yavaşladı mı dedim. Son maçlarım şey dedi, abi şu an acayip yükseksin muhtemelen. Lütfen git şarkılarını söyle dedi. Tabii daha içinde çeşitli cümlecikler de vardı. Gerçekten çok zor bir şey. Belki imkansız bir şeyi başarmış oldunuz böyle. İlk defa yapan sizsiniz galiba. Tabii dünyada ilk yani bir celebrity dediğimiz evet. Ünlü kişinin paraşütçü olup da konser alanına paraşütle inip konserini yapmaya başlaması dünyada tek. Sanırım bir festival sahnesine paraşütle atladığı an oldu. Çünkü oldukça tehlikeli ama bir o kadar da disipline çalıştığımız için %100 başarıyla sonuçlanan bir işti. Fakat oldukça da heyecanlıydı. Hepimizin yüreği ağzına gelmişti. Neyse ki sorunsuz bitirdik. Peki bu kadar adrenalin yaşarken, severken ya da kuşadasına daha sakin bir hayatı tercih ediyor olmak. Tamam evet yine i̇şte okulda var. Güzelliği. Okulda var ayrı mesele. Okulu da soracağım bu arada nasıl gidiyor ama en son olarak biz de ekipçe gelip yapabilir miyiz mesela? Uçuş mu? Evet. Tabii ki. Ya yani iki farklı. Okay.
İki farklı uçuş stilimiz var. Bir tanesi kendi okulumuz olan Fethiye'de yamaç paraşütü okulumuz. Orada yamaç paraşütüyle uçurabiliriz, speed yamaçla uçurabiliriz. Farklı uçuş tekniklerimiz var. Bunun dışında da uçaktan atlayış yapabiliriz. Bizim festivalde yapmış olduğumuz skydive. O da sadece zaten Selçuk'ta Türk Hava Kurumu'nun okulu var. Yok, uçaktan bizim atlamayı yapamayız diye düşünüyorum arkadaşlar herhalde. Valla her şeyi yani, yapabilirsiniz. Okay. Şöyle söyleyeyim, herkesin... Efendim? Helikopter atlayış. Sizi helikopterden atlamamız ancak yurt dışında olur. Şu anda helikopterden zaten atışla ilgili şeyimiz yok. Evet, yasal prosedüre takılıyor. Biz askeri helikopterden atlayabiliriz. Bizim öyle şeylerimiz var ama sizin uçaktan atabiliriz maksimum. Ama korktuğunuzu düşündüğünüz her şey aslında belki de bugüne kadar boşu boşuna korktuğunuzu düşündüğünüz şeyler olarak karşınıza çıkabilir. Orada parantezlerinizi hep açık tutmanız lazım. Çünkü burada kime sorarsanız sorun herkesin söyleyeceği bir tek şey var. Yüksekten korkuyorum. Aynı şeyi ben de söylerim. Mesela şu anda Harbi Açık Hava'nın şu çatısından aşağıya bakmam. Kenarına yaklaşmam yani. Hani şu kadarcık yere. Ama uçakta 4000 metrede aşağıya baktığınız zaman telefonunuzda gördüğünüz Google Earth haritayı görüyorsunuz. Çok yüksek ve yükseklik algısı değişiyor. Bambaşka bir şeye dönüşüyorsunuz ve süreniz var ve çok güvendiğiniz sırtınızda paraşütünüz var. Evet, anlamaya çalışıyorum. Evet, yani. Burada bir güvenim yok. Yani burada eğer bir güvenlik ipiyle bağlı değilsem asla oraya yanaşmam. Ama paraşütüm sırtımdayken kapıyı açtığınızda kapının kenarına böyle oturup uçakla gidebilirim yani. Hiç sıkıntı yok. Yok, gördük zaten. Yani gitmenin dışında bambaşka şeyler çıkmış. Yaparız. Oraya. Evet, süper. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu akşam inanılmaz güzel bir konsere eşlik ediyor olacağız biz de sayenizde. Ha. İnşallah çok güzel ve ekip arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir konser. İnşallah. Size de kolay gelsin çekimde. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Ayko'yla 17 senedir beraberim. Birlikte bas gitar çalıyorum. İşte projenin başından beri beraberiz. Bugünlere geldik diyeyim yani beraber. Abi bir sıkıntı var dediler, ben de geldim. Evet. Yok iyi konuştuk çok abi, iyi konuştuk. İyi konuştuk. Tamam, çok konuştuğumuz gibi. Kuliste ezberletti bize zaten, söyledik. Tamam. Biz çok uzun zamandır beraberiz, şu yakındır ama o da kalben bizle beraber olabilecek biriydi zaten, o yüzden bu projenin içinde. Zaten biz herhalde olabileceğimiz tek projenin içindeyiz, en azından ikimiz için bunu söyleyebilirim. Biz esnafız. Yok, müziğe bakışımız aslında Türk standartları için biraz aykırı. Ama bir şekilde bugün buradayız. Sizlere bile ulaştık. Bu bizim için bir gurur. Abi ben dışarıdan hep şey duyuyordum. İşte abi Ayko çok kıl. İşte Ayko'ya mı gireceksin? Abi sıçtın ettin bilmem ne. Abi girdik provaya. Daha mı kötüymüşüz? Abi çok da. Müzikal olarak hani çok işte talepkardır, çok kıldır eder bilmem ne. Hiç öyle değilmiş. Ama o senin sayende yani. Hiç öyle değilmiş abi. O yüzden mükemmel bir şekilde. Yok estağfurullah. Onu konuşuruz. Hatamız sürçülü. Ya evet. Teşekkür ederim ona. Tam planladığımız gibi tamam, kardeşim. Aynen. Biz de her şey planladık. Görüyorsun ekip ne kadar senkronize bir ekip. Daha ne diyeyim ben sana? Daha ne anlatayım yani? Evet, aslında bu grubun ortanca eskilerindenim. Benim de 7 yıl oldu. Evet, evet. Ya 7 yıldır birlikte. Harbi Açık Hava'dan herkese mutlu akşamlar efendim. Ekibimizi tanıyalım öncelikle. Görkem abi. Merhabalar, Görkem Eydem ben. LED ekran. Burcu. Merhabalar, Burcu Top. Burada ışığı almış oluyorsun. Aytekin abi her şeyimiz. Zaten anlatmaya gerek yok. Çok abartıyorlar. Game of Thrones'tan Lannister kendisi. Merhaba herkese, abi. Evet. Okey. Bu kadar. Ben Gökhan, davul teknisyeniyim. Arkun Aykün, monitör. Serkan Çiçek, ben Necim. Sahne amirim. Öyleymişim. Bilmiyordum, yeni öğrendim. Ben de pirotehnikten sorumluyum. Sahnede gördüğünüz görsel o şovlar, patlamalar, çatlamalar benim tarafımdan yapılıyor. Abi içmeyi seven var mı? Oo. Ben son zamanlarda Pablo'cuyum. Para aldın değil mi? Almadım lan. Ver şunu sen. Çık aradan ya. Çık Ufukcum, gel kardeşim. Evet. Herkesten duyduğumuz, diğer ekiplerden duyduğumuz, tabii ki de abi siz başkasınız, sizde nasıl oluyor falan diye. Bununla alakalı haftaya konuşacağız. Eğlenceli, bayağı iyiyiz. 10 senedir tanışıyoruz zaten kendisini. Daha önce sahne aldığı organizasyonlarda da ben sürekli backstage bölümünde olduğum için kendisiyle bayağı iletişimim oldu. Daha önce sahneye paraşütle indiğinde de bütün hazırlıklarını ben yapmıştım. Yani bayağı aksiyonlu, hiç yanında sıkılmazsınız zaten. Kendisi biraz insanlara antipatik gelebilir ama çok sempatik bir adam. Tanımayanlar için özellikle tanısınlar. Gerçekten bu millete de aşık bir insan. Ben Hayko'yu bana her zaman sorduklarında aklıma ilk gelen kelime okul oluyor. Çünkü her şeyi ondan öğrendim ve hala öğrenmeye devam ediyorum. Hayko ile ilgili böyle en heyecanlandığım bir anım sanırım bir festival sahnesine paraşütle atladığı an oldu. Çünkü oldukça tehlikeli ama bir o kadar da disipline çalıştığımız için %100 başarıyla sonuçlanan bir işti. Fakat oldukça da heyecanlıydı. Hepimizin
yüreği ağzına gelmişti. Neyse ki sorunsuz bitirdik. Disiplin konusunda oldukça hassas bir noktadayız Hayko ile beraber ekip olarak. Dakikliğimiz çok bilinir. Hem sohbet ortamlarımız çok eğlencelidir ama hani iş durumuna geçtiğimizde disiplinden hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Siz de zaten burada işin işleyişini gördünüz. Herkes çok eğlencelidir. Çok işine odaklanarak ilerler. Eğlencemiz farklıdır. İş disiplinimiz farklıdır. Ekipte de hani herkesin farklı bir karakteri var. Zaten şeyi de göreceksiniz. Başka diğer arkadaşlarla konuştuğumuzda rengarenk bir ekibiz aslında. Hello, merhaba. İsmim Berfin. Pole dans yani direk dansı yapıyorum. Burada da direk dansı ve oryantal performans yapıyorum. Hayko'yla 3,5-4 yıldır beraberim. Çok keyifli bu ekiple olmak. Zaten bütün ekip bir aile gibiyiz. Gördünüz. Küçük boyumuzdan büyük boyumuza, her boyumuza kadar. Bütün konserlerimiz de çok keyifli geçiyor. Hareketli tabii ki. Son derece disiplinli. Öyle. Hayko'nun tabii ki tehlikeyi seviyor. Tabii ben de seviyorum. Ne kadar korku dolu şey olursa hepsine tabii ki de sonuna kadar heyecanla varım yani. Korku dolu. Adrenalinle olmasını tabii ki çok isterim. Ayrıca. Hayko ile geçen yıl Jekyll and Hyde'a ait müzikal projesinde bir araya geldik. Müzikalin koreografiyim ben, Seda Özgüş ismi. Bugün ve yarın da burada konserde dans edeceğim. Hayko ile çalışmak müthiş keyifli bir şey. O yüzden seve seve kabul ettim ve her zaman da ne zaman isterse burada olmaya devam edeceğim. Beni de kulis odana aldığın için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yer yoktu. O kadar kalabalık bir ekipsiniz ki. Vallahi her zaman beklerim ben. Yarın da buradaydınız değil mi? Biz evet, de bekliyoruz. Tamam, ben her de gün geleyim. Burada birlikte. Hayko böyle bir melekler parçası için sema meşketmeyi bilen, sahnede bunu güzelce yapabilecek birini ararken beni aslında nokta atışı ona öneriyor. Ve aradılar ve biz başladık birlikte. Çok güzel bir karşılaşma oldu diyebilirim. Çok ilginç. Herkes aynı şeyi söylüyor bu arada. Yani herkes çalışkanlığından ve disiplinliğinden bahsediyor. Vallahi bence doğru olan neyse gözüken o söylenir bir insan hakkında. Hı-hı. Benim için yani ben kendimi hep disiplinli ve çalışkan görürdüm. Onunla tanışıncaya kadar bunun gidebileceği boyutu fark ettim. Yani ne kadar bir insan 24 saatine ve tüm hayatına bunu taşıyabilir ve bunun da faydasını alır yani bu bakış açısının. Hayko çok öyle birisi. Alper hangi şarkıda dans ettiğini biliyoruz ama lütfen vallahi sen söyle. Çünkü bu kıyafetle acaba ne olabilir diye düşünüyorum evet, şimdi. Melekler bence izleyenler şarkısı ama bu kostümün de ayrı bir hikayesi var. Bu kostümü hazırlayan kim, diken kim? Bu kostüm aslında, aynen bu kostümü de hazırlayan kişi çok özel çünkü aslında demin bahsettiğim o kabile alternatif dans platformundaki tüm o alternatif dansları yapan bizim jenerasyonumuzun ilk Türkiye'deki girişken insanlarından bir tanesi olan Sirena isminde benim dansçı olup aynı zamanda sahne için kostüm tasarlayan mükemmel ruhlu özel bir arkadaşım. O zaman buradan selam da gönderelim mi ona? Vallahi Sirena'ya her zaman gönülden selam zaten. Evet, çok güzel bir şey ortaya çıkardı. Gerçekten ellerine sağlık. Peki bu güzel makyajı yapan güzel hanımefendiyi evet. de tanıyalım bence. Merhaba. Evet, merhaba. O da kendini tanısın bence kısaca. Çünkü arka planda işte backstage dediğimiz yerde inanılmaz kocaman bir ekip var. Evet. Biraz sizi de tanıyalım. Ben aslında Alper sayesinde ucundan da olsa işte Alper'in makyajını... Ekibe dahil oldunuz. Oldum çünkü 10 kadar makyaj yaptık biz. Belki 10 proje kadar buradayım. Her geldiğimde beni ekibin bir parçası gibi çok güzel ağırlıyorlar. Aha. Yine Hayko Bey sağ olsun. Biz de her seferinde ben aslında ressamım, resim mezunuyum. Her seferinde bir tuval gibi farklı bir şey üretmeye çalışıyoruz. Farklı bir enerjiyle, farklı bir de yeni bir tasarım yani beraber üretiyoruz. Ürettikçe birbirimizi tanıyoruz. Her seferinde de daha güzel işler çıkıyor ortaya. Bence Hayko çok şanslı. Sizin gibi böyle full enerjik bir ekibe sahip olduğu için.